Evleneceksen gel devam ediyor ve telefon attığımızda şu an Sait'in dedesi Cuma. Cuma amca var. Neden? Güzel mi bu? Hayırlı cumalar Cuma amca. Cuma amca. Hattı mı? Düştü. Peki düştü. Tekrar bağlayın. Yine peki. Sait, anladığım kadarıyla sen babandan süre istiyorsun. Nevini biraz daha tanıma süresi. Evet. Doğru mu anladım çocuğum? Doğru anladım. Baban da oğlum bak çok eleştiri var. Bize ters bu işler anlamında şeyler söylüyor. Üçüncü, doğru mu anladım Turan? Üçüncü şahıslar çok karışıyor diyor. Onlar rahatsız edici. Seda Hanım siz çok iyi anlıyorsunuz. O kadar iyi analiz ediyorsunuz ki Uğur Bey'le. Evet. Ben oğlumla anlaşamıyorum. Yani benim oğlum bak çok merhametlidir. Dedim ya üstündeki ceketi verir. Son gün için konuştuklarımı hatırlatırım hani. Herkes bilsin. O öyle bir delikanlıdır. Dün akşamleyin ben onlara araba gönderdim. Buradan çıkınca. Ben biliyorsunuz Ota işindeyim. Buradan bizim köylülerimize dedim ki araba gönderin. Oğlum burayı bilmiyor. Gitsin. Arabayı verdim gönderdim. Demin size onu anlatıyor. Gece 2:30-3'te geldi. Beni yataktan kaldırıp bana anlatıyor. Yani olanı biteni anlatmaya çalışıyor. Ben dinlemedim. Bakın ben Nevin Hanım'ın kendisinle, şahsınla hiçbir alakası olmuyor. Tabii. Ağlamasını kesinlikle istemiyorum. Çok iyi bir insan. Çok da güzel bir kadın. Ama işte bizim duruşumuz belli. Kafamızdaki şey belli. Benim oğlum bak burada bu şeylere katlanar bilemez diyorum. Yani siz buna şahit olacaksınız. Bence. Bak evet. Şimdi dedesi bağlansın. 72 yaşındadır. Kütahya'da yaşar. Maşallah. Evet. Kendisi Kütahya'da yaşar. Maşallah. Hülya annesi şu anda ekran başında. Benim telefonumu ben artık kapattım. Birisi kilitlendi, bozuldu. Şimdi ikinci telefon o da o aynı şekilde giriyor. Hı. İnanın Ağrı, Antep, dayılarım, yani İzmir, herkes bütün alıyor. Memleket şu anda burayı izliyor. Sait ne yapacak bakıyorlar. Peki. Ben de bakıyorum. O zaman Cuma Bey'in de. Dedemize de soralım Sait ne yapacak. Cuma dede duyuyor musun bizi Cuma amca? Duyuyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler Cuma amca. Hayırlı cumalar Cuma amca. Ne yapsın Sait Cuma dede söyle bakalım bize. Duyuyorum size iyi yayınlar. Sağ ol Cuma amca. Ne yapsın Sait? Ben çok güzel yakıştırdım. Kızım orada ağlayınca ben de burada ağladım. Teşekkür ederim. Bir daha ağlamayacağım. Siz yeter ki ağlamayın. O yüzden ağlamayacağım dedeciğim. Benim dedem yok biliyor musunuz? Anne babam olmadığı gibi hayatta bir dedem de yok. Kendi dedem gibi onu bağrıma basarım. Çok da güzel olur. Çok severim ben dedeleri. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Ellerinizden öpüyorum dedeciğim. Dualarınızı teşekkür bekliyorum. Teşekkür ederim ben. Ben de seni öpeyim. Baba. Cuma baba. Efendim. Nasılsın? İyisin. İyi misin? İyiyim oğlum. Turan'ım. He. Söyle. Yavrum bak. Eğer bu işi ben çok yakıştırdım. Çok yakıştırdım onları. Bunları yuvasını kuralım da kuzum. Sen bilirsin ama gene. Dede şimdi biz daha tanıma safhasındayız ama tam olarak birbirimizi tanımıyoruz. Şimdi yavaş yavaş daha birbirimizi tanıyacağız. Daha dün daha ilk defa daha bir saat iki saat oturduk. Bunların yuvasını yapalım diyor Cuma dede. Tanışsınlar oğlum eğer sen de seviyorsan. Daimen sevmiyorum dede daimen sevgi olur mu? Daha şimdi yeni birbirimizi tanıyoruz. Babam da izin verirse işte çaya çıkacağız. Oturacağız, konuşacağız. Seda abla ve Uğur abi ya sayesinde... Ya oğlum tabii birbirinize bir şey verin. Peki Cuma dede. Teşekkür ediyoruz fikirlerin için Cuma dede. Sağ ol.